Anlaşıldı. 1200 Evler Mahallesi, 2011 Sokak, numara 42 Taksim 5'te vakanız. 86 yaşında erkek hasta. Solunum sıkıntısı mevcut. KOAH hastası tamam. Tamam. Kapatmayın telefonu. Konferans yaptıracağım. Sınır mı yoksa bunu da çekiyor mu? Abi bunu ekranda görüyor musun? Hayır, ekranda görmüyor. O uyar. Ne kanseri peki? Ne mesela? Tamam. Hasta kaç yaşında? Yok. Sizi ambulans ekibiyle görüştüreceğim. Hattan ayrılmayın, olur mu? Bir saniye bekleyin. Arkadaşlar görüşebilirsiniz. Kahvaltıda kan doktor aktaracağız. Komuta kontrol merkezine 2018 yılında 263.000 çağrı geldi. AÇM acil çağrı merkezine ise toplamda 1.226.000 çağrı gelmişti. Bunların %43'ü gereksiz çağrılardan oluşmakta. Komuta kontrol merkezi 2018 yılında reaksiyon süresi 98.42 saniye, istasyonların çıkış süresi 45 saniye idi. İnsan hayatını kurtarma anlamında saniyelerin çok önemli olduğunu düşünürsek bu gereksiz çağrıların mutlaka azaltılması gerekiyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını, bu konuya hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Ayrıca acil sağlık hizmetleri komuta kontrol merkezi bünyesinde tüm ilimiz genelinde yayılmış olan acil sağlık istasyonlarımız tarafınca yürütülen bir sistem. Ekiplerimiz il merkezinde ilk 10 dakikada ulaşma oranı %94.32, kırsalda %96.22'dir. Dakika olarak söyleyecek olursak kent merkezinde 4.21 dakikada, kırsalda ise 12.20 dakika olmak üzere il genelinde 7.42 dakikada vakalara ulaşıyoruz. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, 112 acil çağrı merkezini gereksiz meşgul etmemeleri, insan hayatının kurtarılmasında saniyelerin bile önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ayrıca trafikte gördüğümüz ambulanslarımıza yol verme açısından da dikkatli olunmasını, bu konuda hassasiyet gösterilmesini istiyoruz. Yani 112 sorumlu hekimiyim. Çok yoğun geçiyor bütün nöbetlerimiz. Günde ortalama 200-250 ambulans çıkışımız oluyor, görevlendirmemiz oluyor. Ayda ortalama 7000 civarında vakamız oluyor. Bunların içinde hem acil hem nakil vakalarımız var. Sağlık biriminde ilk önce çağrılar ATT'ler tarafından karşılanıyor. ATT'lerde vakayı değerlendirdikten sonra doktorumuza aktarıyorlar. Doktorlar ekip çıkmasına uygun görürse ambulans görevlendiriliyor. En yakın, olay yerine en yakın bölgeden ambulans çıkartılıyor. Eğer o bölgenin ambulansı yerinde yoksa ona en yakın, bölge dışı en yakın ambulans görevlendiriliyor. Genelde ayda 10 civarında asılsız ihbarımız oluyor. Gerçek vakadan ayırt edemediğimiz zaman ekip çıkartıyoruz bunlara. Kız arkadaşımdan ayrıldım, erkek işte sevgilimden ayrıldım. Göğsüm ağrıyor, kavga ettik veya işte intihar edecek beni aradı arkadaşım gibi. Çağrılar çok geliyor. Bunların çoğu asılsız çıkıyor tabii. Böyle durumlarda biz vakayı inceleyip savcılığa bildiriyoruz. Artık cezası olduğu için hani biraz azaldı, eskiden daha fazlaydı. Şimdi yaklaşık 10 civarında bir asılsız ihbarımız oluyor her ay. Eli kim dinlemedi? 52 yılında maalesef yapalım. Anlaşıldı. Evet. Yaşlı etler, bilinç kursuza, yoğun bakım ihtiyacı olabilir, yönlendirme bekliyoruz.
hasta merkezimizden gelen telsiz üzerinden vaka vaka ihbarlarımızı ambulansımıza en kısa sürede ulaşmak suretiyle görevimiz yerine getiriyoruz. Genellikle komuta merkezimiz ulaşacak olduğumuz vakanın önceden bize işte durumunu bildirdiği için ambulansımıza ona göre ekipman ve hazırlık kontrolümüzü vakaya ulaşmadan önce mental olarak hazırlık yapıp bitiriyoruz. Devamında en kısa sürede en kısa navigasyon aletimizle verilen adrese ulaşıyoruz. Orada hastayı vaka mahallinde değerlendirerek bir takım hayati bulgularını kontrol ederek orada ilk müdahaleyi yapıp en kısa sürede sağlık kurumuna ulaştırmak suretiyle görevimizi icra ediyoruz. Çünkü biraz beşeri, insani değerlerimiz ön planda. Malumunuz üzere insan, can kavramı, yaşantı, hayat bunlar biliyorsunuz insanlar için önemli. Bunlara doğrudan müdahil olmak gerçekten onurlu bir meslek. Bu mesleğin mensubu olmak da bizim için ayrı bir gurur verici bir durum. Açıkçası insan hayatına doğrudan müdahil edip yaşantılarına katkı sağlamak bizim gerçekten duymuş olduğumuz bir onur. Bu mesleği yapmaktan da dediğim gibi mutluyum. Elimizden geldiğince hastalarımızın en iyi, en doğru müdahale ederek gereken tıbbi müdahale yapmak üzere eğitimlerimizi aldık. Ve ona göre de ambulansımızın donanımıyla bunu yerine getiriyoruz.